Radyo Sağlık izleyicileri. Sağlık Başkenti programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü gündemimizde son çıkan sağlıkta şiddet yasası ve diğer taraftan Cerrahpaşa Hastanesi malum örnek gösterildi basın tarafından. Heybet Başkan malumunuz üzere Cerrahpaşa Hastanesi'nin bir mensubudur, çalışanıdır. Özellikle o konuya gireceğiz. Başarılı mı değil mi diye. Ve son olarak sağlık personelinde virüs sayısının yüksek olması, yüksek çıkması. Geçen programlarımızda değinmiştik biz. Söylenenden daha yüksek diye. Ayrıca girebilirsek de sağlık personellerinin şehit sayılması hususundaki konuya girmeyi düşünüyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar, evet. Selamlar. Aleyküm selam. Şimdi değerli arkadaşlar, malum üzere zorlaya zorlaya bir yıllar sonra sağlıkta şiddet yasası sahibi olduk. Ama bunu çıkarken bile önce muhalefet sundu. Ardından hükümet dedi ki, hükümet kanadı daha doğrusu, dedi ki biz bunu kabul etmiyoruz. İttifaklarımız var artık. İttifaklar sayarsak bu siyasi bir programa dönüşür. İttifakın biri dedi ki biz dedi bunu kabul etmiyoruz. Ertesi gün ya da iki gün sonra kendi teklifini sundu. O tartışmalar esnasında da bir kanun çıkarttılar. Kimi taraf kanunu çok övüyor. Aa işte bu çözüm olacak diye ortaya atıyor iddialarını. Kimi taraf da bu kanun bizi tatmin etmedi. Bu kanun istenen cevabı, istenen sahada istenen sonucu vermez diyor. Bu konuda inşallah sizlerle bugün güzel bir tartışma yapacağız. Evet, özellikle Hüseyin Ayhan Başkan'ın alanı olduğu için Hüseyin Başkan, sözü ilk evvela sana bırakıyoruz. Sağlıkta şiddet yasası çıktı, çıkış şekliyle bile garip. Bu konuda ne düşünüyorsun? Seni tatmin etti mi? Seni tatmin eden yasa, ben inanıyorum ki bu ülkede bütün sağlık çalışanlarını tatmin eder. Seni tatmin etti mi? Var mı eleştirilerin ya da övgü tarafları var mı? Şimdi önce söz için teşekkür ederim. Bu kanun beni tatmin etmedi. Çünkü sağlıkta şiddet kanunu diyoruz. Bakıyoruz, nerede görüyoruz bunu? 17 Nisan 2020 tarihinde 31.102 sayılı resmi gazetede yayınlanan 7.423 sayılı yüksek öğretim kurumlarının bazı kanunlarında değişiklik yapılmasına dair kanunun 28. maddesinin içerisine ve 3.359 sayılı kanunun ek 12. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili görüyoruz. Ya arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Meclise sunulan ve meclisten çıkan haliyle tam bir parodi yaşıyoruz. Ben bu kanun evet yetmez ama evet mantığıysa evet, yetmez ama evet dediğiniz gibi yıllar sonra çıkartılmış. Ya dünyanın hiçbir yerinde şöyle bir şey yoktur. Sağlıkta şiddet kanunu diye bir kanun yoktur. Bunu siz bizim ülkemizde mevcut 5237 sayılı bir kanun var. Türk Ceza Kanunu. Gidersiniz atıfınızı yaparsınız, onun içerisine koyarsınız. Onun dışında yapmış olduğunuz olay, siz 3359'un 12. maddesindeki yaptığınız değişiklik sadece konu mankeni gibi kalır. Hiçbir şey ifade etmez. En son işte ülkemizde son 2-3 gün içerisinde olan olaylar. Trabzon ve diğer illerde yaşanan olaylar. Eğer bu kanun gerçekten amacında olmuş olsaydı şu an bu fiili doktora saldırıyı ve diğer sağlık personelinde çalışan kişilerin tutuklanmış olması gerekiyordu. Bakıyoruz, yine söylediğim gibi bir kanunun içerisine atılan ufacık bir madde, 28. maddenin içerisinde siz hükmün geri bırakılmasını dahi 5237'den dahil ettirmiyorsunuz. TCK'nın yine 51. maddesine esasen şey yapıyorsunuz. Hiçbir hakim ve savcı inanın tutuklamaya hükmetmeyecek. Yani sıfır mı büyük, 1.5 mu büyük derseniz ben sıfır büyük derim. Ciddi söylüyorum. Bu kanun bu şekliyle benim için ölü doğumdur. Yani beni tatmin etmiş değildir. Şimdi meclise sunulan şekliyle tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak hükmü var. Çıkan kanuna bakıyoruz. Adı kanun işte, dediğim gibi kanun diyoruz. Kanuna bakıyoruz.
şöyle bir şey görüyoruz. Doktor ve sağlık personeli, yardımcı sağlık personeli, yine söylüyorum bakanlığa göre, bu kişileri kapsıyor. Kardeşim, bunun temizlikçisi nerede? Şoförü nerede? Hasta bakıcısı nerede? Diğer sekreteri vesaire nerede? Bu insanlar bu sağlık camiasının içerisinde bir ekibin parçası değil mi? Ya lütfen birisi uyandırsın artık birilerini. Bu bana göre, yine söylüyorum, kadük ve ölü bir doğum. Eğer bu gerçekten düzeltilmezse, çok ciddi söylüyorum, mevcut durumdakinden daha fazla şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalacağız. Bu belki sadece masumane, kendi sistemimde de söylediğim gibi. Yani bir baba çocuğu ölmüş olsun hastanede, ya da bir babası ölmüş bir vatandaşı düşünün. Feryat figan edecek. Burada hastane yönetimleri beyaz kodu uygulayacak ve bu insanlar için işlem yapılacak. Eğer nüfusu varsa bu insanlara işlem yapılmayacak. Biz bunu defaten yaşıyoruz. Bakın, bir daha önceden hükmün geri bırakılmasıyla ilgili bir cezası varsa, inanın başınıza üşüşecek. Diyecek ki bu şikayetinden vazgeç. Ya biz bunları defaten yaşıyoruz arkadaşlar. Evet. Bırakın, hasta hakları komisyonunda çalışan sendika başkanlarının nasıl çalışanlara ceza verdiğini biliyorum ben. Yani biz böyle bir kumpasın içerisinde, böyle bir çaresizliğin içerisinde, inanın ben şunu söylüyorum, çok eleştirici olacağım. Evet, mecliste birileri uzlaşmış olabilir. Ama yaptık demek için yapılmış bir şey. Ya çıkartın 5230 nitelisinde, 5237'de ben sizi alkışlayayım. 86'dan bahsediyoruz, 163'ten bahsediyoruz, 256'dan bahsediyoruz. Düşünün, doktor şakır şakır dövülüyor, vatandaş ben bunu ne yapacağım edeceğim, sana ne bileyim ne yapacağım diyor ama yargı susuyor. Niye? Çünkü nüfuzu var. Nüfuzu olan insanlara işlem yapmazsanız bu iş böyle olur. Ben şimdilik sözümü kesiyorum. Teşekkür ederim. Yani sen şu açıdan yaklaşıyorsun konuya. Bu şeyde de vardır, literatürde de bu anlatılır. Kanunlar örümcek ağına benzer. Büyükler basıp geçer, küçük canlar takip eder. Yani olaya bu açıdan öncelikle yaklaştın anladığım kadarıyla. Diyorsun ki bu kanun abi üst diye bir şey yapamayacak. Dediğin gibi yaşadık yani. Hepsini yaşadık şeyleri, olayları. Bu haliyle bir şey yapamayacak. Yine olan zayıf vatandaşı olacak. Suçlanacaksa bile, ceza alacaksa bile. Sağlık personelini peki, yani şu açıdan soracağım. Sağlık personeli artık bu kanuna dayanarak daha fazla, ya benim artık bir yasam var, gidin şikayet edin. Çünkü biliyorsun sadece vatandaş açısından düşünme. Sağlık personeli de diyordu ki, ya ne olacak ki, bir sonuç mu alacağım şikayet etsem diye. Sağlık personeli bu yasaya güvenip artık daha fazla şikayet edebilir mi? Şimdi bakın, kıramazsınız. Bu yine şöyle söyleyeyim. Biz çalışan ve vatandaş olarak şunu biliriz. Adaletle uğraşmayı sevmeyiz. Gidip gelmeyi sevmeyiz. Dolayısıyla böyle bir olayla karşı karşıyayız. Sesim geliyor mu? Bir sıkıntı geliyor. Var herhalde. Geliyor, geliyor. Ha. Vatandaş, şimdi şöyle bir şey var. Bu 28. maddeye itirazlar gelecek. Ben hayatın, hasta hakları yönetiminin buna, bu maddeye dava açacağını eminim. Çünkü bu az önce dediğim gibi yanlış bir algıyla sirküle edilen bir olay. Dolayısıyla da daha da dediğim gibi, başta da söylediğim gibi, çalışanla hastalar ve bu hasta hakları aktivistleri karşı karşıya kalacak. Yani hüküm dediğim gibi 5237'nin içerisinde yer almadığı müddetçe herkesin içerisine açık olur. Ne yargı ne hakim eskiden olduğu gibi sadece takdir hakkına kalmış olur. Ha, %50 artırımdı. Ya hocam işte %50 artırımı gerektirecek olay olmuş. Bu kanun 17 Nisan'da yayınlanmış. Biz 3 gün öncesi yaşamış, 26-29'unda yaşamışız bu olayı. Vatandaşa hiçbir ceza verilmiyor. İki defa tutuk çağrılıyor ve salıveriliyor. Trabzon'daki olayı mı söylüyorsun? Evet, Trabzon'daki olayı söyleyeceğiz. Ona gireceğiz çünkü yasadan sonra yaşanması ve ona ayrıca gireceğiz. Hemen tükürmeyelim. Ben şunu söyleyeyim. Sağlık çalışanı bu konudan habersiz. Yine söylüyorum. Her şeyde olduğu gibi sadece sendikaların enjekte ettiği kadar biliyor. Evet. Anladım. Yani başka bir şey bilmiyor. Ya kanun istiyoruz. Bak hep söylüyorum. İstiyoruz. Oldu. Ne istedik? Ne oldu? Onu da bilmiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Heybet Başkan, hastalarla birebir yakın temasta çalışan bir insansın aynı zamanda. Evet. Bir çalışma grubunun radyoloji teknikerlerinin de temsilcisi konumundasın. Onlardan da bilgi alıyorsundur illaki. Evet. Sahada kısa bir istatistik belirtecek olursak 1.070.000, ha biz sadece kamu açısından da konuşmuyoruz meseleleri. Biraz önce sadece hemşire ve doktor açısından da konuşmuyoruz. Sürücüsü var, oksijen teknisyeni var, sanitar eczacısı var, elektrikçisi var. Var da var, evet, şeyde sağlık teşkilatında. Şimdi 1.070.000 sağlık teşkilatında çalışan insan var. Bunlar 7 yılda biz 90.000 tane sağlık çalışanı şiddet görmüş. Bakın 7 yılda 90.000 sağlık çalışanı. İşin ilginç yanı, bir yasa çıktı ama dünyanın başka yerinde böyle bir yasa yok. Sadece bu da ayrı bir ilginç nokta. Günde ortalama 30 sağlık çalışanı günde şiddet görüyor. 30 sağlık çalışanı, fiili, sözlü, fiziki fark etmez. İşin bir başka boyutu var. Bizim insanımız niye sağlık personeline, sağlık teşkilatına gelince böyle yapıyorlar? Şurayı anlayamıyorum. Bankaya gidiyorlar. Kredi çekecek, faiz ödüyorlar ya. Faiz ödüyorlar. Yani banka onların üzerinden kazanıyor. Sıra bekliyorlar, sesleri çıkmıyor. Örnek veriyorum. Vergi dairesine gidiyorlar, sıra bekliyorlar, sesleri çıkmıyor. Canlarını kurtaran, sağlıklarını yerine getiren sağlık personeline karşı 2 dakika sıra beklemeye bile tahammülleri yok. 2 dakika sıra beklemeye bile tahammülleri yok. Evet, iletişimlerde bazı kişiler hata yapıyor. Bazen bazı sağlık personeli, bazı sağlık çalışanları farklı bir şekilde karşı tarafı irite edebiliyor ama bu şunu gerektirmiyor. Yani şunun bir şeyi yoktur, mazeret olamaz. 7 yılda 90.000 darbın mazeret olamaz. Bu kadar sağlık çalışanı hata yapmış olamaz. Bu kanayan bir yara ve özellikle sahada birebir hastayla, personelle, şeyle, hasta yakınıyla yüz yüze gelen insanlarımız bu sorunları yaşıyor. Evet başkan, bu açıdan dediğim gibi her türlü değerlendirmeni istiyorum. Yani nedir bu? Psikolojiyi de çözmemiz lazım bizim aynı zamanda. Teşekkür ederim. Tekrar merhabalar diyeyim. Yeni bir sanatta gündem programında, sağlığın başkenti programında yine bizi izleyen veya sesimizin ulaştığı herkese selamlar, saygılar. Evet, bugün önemli bir konuyu işliyoruz. Sağlıkta şiddet yasasını tartışıyoruz. Siz de altını çizdiniz. Gerçekten ülkemizde, dünyanın belki de hiçbir yerinde örneği olmayan veya bizdeki gibi bir sıklıkta rastlanmayan sağlıkta şiddet gibi durumlarla ne yazık ki karşı karşıya kalmaktayız. Elbette bunun altında yatan birçok neden sayılabilir. Yani eğitim, sosyoekonomik durum, kültürel durum sayılabilir ama bana göre bunun altında yatan en önemli sebep sağlıkta dönüşüm programının getirdiği bir sonuçtur. Nedir sağlıkta dönüşüm programı? Bu programla bir kere hekimin hastayı muayene etme süresi azaltılmış. Hastayı muayene edemiyor, sürekli ne yapıyor hastayı ve yoğunluğu da azaltmak adına işte tetkiklere yönlendiriyor. Tetkikler sonucunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani hastalar sağlık kuruluşuna geldiği zaman yeterli bir sağlık hizmeti veya nitelikli bir sağlık hizmeti almadığını düşünüyorum. Ve bu hizmete erişim noktasında yaşanan sıkıntıların sebebi olarak da sistemi sorgulamak yerine o anda o hizmeti veren sağlık personeli kimse, hekim, hemşire veya oradaki banko görevlisi veya tahlilini yapan laborant veya röntgen teknisyeni onun hedefinde olabiliyor. Yani hasta sistemden kaynaklı bu problemlerden dolayı hizmete erişemediğinde veya geç eriştiğinde
sistemi sorgulamak yerine tamamen bu çalışanları kendine hedef seçiyor ve sağlık personeline şiddet buradan ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar, siz de bahsettiniz, %55'i sağlık bu hasta yakınları tarafından sağlık personeline uygulanıyor. %25'i hastanın bizzatı kendisi tarafından sağlık çalışanlarına yönelen bir şiddetten bahsediyoruz. Şimdi yani siz de bahsettiniz, dünyanın hiçbir yerinde sağlık personeli korumak için ayrıca bir kanun çıkarmaya ihtiyaç duyulmaz. Ama ne yazık ki biz bunu da çıkartmamıza rağmen bu kanunu da, yani Hüseyin Başkan altını çizdi eksikliklerin, ben kendisine katılıyorum. Yani yetmez ama evet diyebiliriz. Daha iyi bir kanun, madem 5 meclisteki 5 parti grubu bir konuda uzlaşmıştı. Daha çalışanların taleplerini karşılayacak şekilde veya onları tatmin edecek şekilde bir kanun çıkarılabilirdi. Bu imkan olmalıydı diye düşünüyorum. Ama ne yazık ki bu sağlanamadı. Yine de elimizdeki yasalaşmış olan mevzuat bile uygulanırsa, bu bile sağlık çalışanlarını yani bir nebze olsun koruyacaktır. Siz sordunuz ya, sağlık çalışanları kendini güvende hissediyor mu? Yani bu yasaya güvenip de kimse kendini güvende hissetmez. Sadece bu yasa tek başına yeterli değil. Bunun da birçok nedeni var. Kanunlaştı. Kanunlaştıktan iki gün sonra İstanbul'da bir doktor kendi meslektaşını darp etti. Yoğun bakımda, hatırlarsınız. Doktoru ifadeye bile çağırmadılar. Yani karakola gidip ifade bile vermedi. Ertesi işte birkaç gün geçti. Trabzon'daki yaşanan hadise. Sonra İstanbul'da filyasyon ekibine yapılan saldırı. Yine başka bir yerde ambulansa yapılan saldırı. Yani bunlar artırılabilir. Hüseyin Başkan altını çizdi. Bizim Türk Ceza Kanunu içerisinde bu konuya yer vermediğimiz sürece ne yazık ki caydırıcı olmaktan uzak kaldı ki, yani o konuya Hüseyin Başkan da girdi. Adama göre hukuki işlem veya muamele yapılıyor. Yani geçmişte de belki bu vardı ama günümüzde bu çok daha net ve bariz bir şekilde görüyoruz. Ancak toplumsal tepkiler yani medyaya intikal ettikten sonra toplumsal tepkiler sonucunda pardon biz yanlış yaptık gibisinden tekrar hukuku işletmeye çalışıyoruz. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Şimdilik bunları söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. Şimdi ceza kanununda bu arkadaşlar disiplinler arası, hukukta disiplinler var. Yani bunlar hepsi ayrı bir disiplin sayılıyor. Ceza kanunu, idari kanunu, hukuklar daha doğrusu. Ceza kanununda evet yer verilmedi. Bildiğim kadarıyla mecliste Türkiye'de birçok şey böyle çıkıyor maalesef. Bir kanun çıktığı zaman ya bununla ilgili şurada bir kanun vardı, burası da değişecekti ya da burası mülga oldu. Onu akıl edip ortaya koyana kadar maalesef bu konuda şu an hani sizin verdiğiniz bilgilerden sonra da ben şunu düşündüm. Anlaşılıyor ki kanun boşlukları ya da kanun çelişkilerinden dolayı da ayrıca bir sorun yaşanacak. Önümüzdeki yıllar itibariyle diyebiliriz. Çünkü ceza kanunu kolay kolay değiştireceklerini düşünmüyorum. Peki Hüseyin Başkan, ceza kanununu ne gibi değişiklikler olmalı, ne gibi atıflarda bulunmalı ceza kanunu üzerinden buraya ki etkili bir yasamız olsun adımıza? Ya şimdi Kürşat Bey şöyle söyleyeyim. Hali hazırda bu 1359'a getirilen iyileştirmeler, TCK'ya 5237'ye herhangi bir yerine monte edilmiş olsaydı hiçbir problem yoktu. Nasıl siz
şeyleri tehdididir vesairedir ayırmışsanız, mesela burada kanunda diyor ya işte tehdit vesaire 163 56 vesaire bunlar. Şimdi şu kanundaki atıf şu, bakın diyor ki 5237 sayılı kanunun 86. maddesi, 106. maddesi, 125. maddesi ve 265. Ya hocam bunların yanına bile bu maddeyi koymuş olsanız 3359'daki yaptığınız değişikliği 12. maddede buraya koymuş olsanız bu sorunu çözeceksiniz. Şimdi sadece TCK'daki bu, siz ister 65'i uygulayın, ister 86'yı uygulayın, ister 106'yı uygulayın, istersen 265'i uygulayın. Bu tamamen hakimin ve savcının takdir hakkına kalır. Şimdi tehdit unsurunun ilkeleri belli. Darp cebirin ilkeleri belli. Şimdi siz telefonda birine ya da mail adresinizden bir yazı yazarsınız. Bunu savcı tehdit kabul eder. Bir başka savcı ya da hakim bunu tehdit kabul etmez. Sizinle ilgili işlem yapmaz. Bugün bu ülkede dediğim gibi siz bu TCK'daki konuların içerisine bunları net olarak girmiş olsaydınız bunlar kabul edilebilirdi. Şu an için dediğim gibi bakın hükmün geri bırakılması bile neye bağlanmış? 5237'deki TCK'daki 51. madde şu şartlar oluşursa. Ya böyle bir şey var mı hocam? Şimdi diyelim ki herhangi bir vatandaş hükmün geri bırakılması olayı var. 3 yıllık cezaya yakın bir ceza almış, hükmü geri bırakılmış. Eğer siz bu sağlık çalışanlar fiili, sözlü, yazılı olarak tehdit ya da darp cebir yapmışsanız ceza alacaksınız. Bunun karşılığı ortalama 4 yıl. Yani dediğim gibi, az önce de dediğim gibi nüfus olayı ön plana girecek ve hükmün geri bırakılması olduğu için kolay kolay hakim ve savcılar bu cezaya hükmetmeyecek. Ama siz 5237 içerisine bunu koyun, inanın var ya kimse kılını kıpırtamaz. Ve yasal şey oturmuş olur. Dediğim gibi bakın, ben geçen hafta hastanemde yaşayan olay, X bir ilinin Cumhuriyet Savcısı hastanede sağlık çalışanını tehdit ediyor. Savcı. Yani evet, evet, yani şey yapmak istemiyorum. Yani biz aslında şunu söylüyorum. Bak şunu çok net bir şekilde söylüyorum. O gün şeydeki Trabzon'daki, İstanbul'daki vesaireydi yerdeki olay adalet mensubu olan hakim savcılardan birine olmuş olsaydı bu yargı mensupları bu kadar duyarsız olur muydu? İnanmıyorum. Çünkü onların kapısındaki şeye katibe değseniz canınızı yakarlar. Ya dediğim gibi ben bunu kabullenemiyorum. Bu kanun da benim için yine söylüyorum. Kadük artı ölü bir doğumdur. Abortustur, yani bir hükmü yok. Olabilir. Başkaları için bir anlam ifade edebiliyor. Ben çevremdekilere, arkadaşlarıma ve üyelere şunu söylüyorum. Sakın bu kanuna güvenmeyin. Sakın. Yani 3359'a istinaden bir kanun mu çıkar abicim ya? Ya yok yok. Yani bunun kabulü yok benim için. Yani beyaz kod zaten vardı. Bir azıcık bir tık iyileştirildi gibi bir şey mi oldu biz? Bir cümleyle ya, ben de katkı sunmak istiyorum. Buyurun. Sayın Başkan. Buyurun. Evet, tabii, buyurun. Şimdi Hüseyin Başkan da çok güzel ifade etti. Hakimin hükmü geriye bırakma yani erteleme yetkisi her koşulda var. Bu olduğu sürece bu kanunun kimse caydırıcı olduğunu söyleyemez. Tamam mı? Yani bu hükmü geriye bırakma söz konusu olduğu sürece caydırıcı olmaktan uzaktır ve birçok olayda, birçok yaşanan sağlık şiddeti olayında kanunun işlemeyeceğini bizler yaşayarak göreceğiz. Göreceğiz ama umut ediyorum ki bakın son birkaç yıl içerisinde birçok sağlık çalışanını, sağlık personelini biz sağlıkta şiddete kurban verdik. Evet. Umut ediyoruz ki bu artık son olsun. Yani bundan sonra kendi arkadaşlarımızı biz şiddete kurban vermek istemiyoruz. İnşallah bu yasa
buna engel olur ama açıkçası beklentilerimizi karşılamaktan çok uzak. Teşekkür ederim. Ceza ertelenmeyecek diyorlar kanun yapımcısında. Bunu Hüseyin Başkan benden iyi bilir. Bu çıkan maddeden sonra, bu yasadan sonra verilecek olan ceza, tabii o verilecek ceza aşamasına gelinmesi lazım. O da ayrı bir konu. Diğerine oranla en önemli şey ceza ertelemesinde bulunamayacak. Yani ceza neyse o an uygulanacak. Hükmün açıklanması dahi geri bırakılmayacak deniliyor. Ben başka bir noktaya değineceğim. Şimdi arkadaşlar bizde maalesef ülkemizde hukuk şu anlamda işletmeye başladı son yıllarda. Cezalandırma yönünde gidiliyor. Sonuç üzerinden hareket ediliyor. Yani sebepten, kaynakta bunu engellemek üzerinden bir hareket tarzı yok. Ben gördüğüm kadarıyla bu yasa da bu şekilde çıktı. Çünkü ya hiç olmadan önce biz bunu nasıl engelleriz? Yasayı buraya yönelik çıkarsak çok şey elde ederiz. Hatta yasa değil, birçok genelgeyle bunu halledebiliriz. Yani yine istatistiklere bakıyorum. %55'i hasta yakını, %25'i hastanın kendisi tarafından yapılan şeyleri, sağlıkta şiddetin orantısına bakın arkadaşlar. Tekrar belirtiyorum. %55'ini hasta yakını yapıyormuş. Hadi canlı, heyecanlı bir insan, tamam bir şey oldu dedik de gücü kuvveti yerinde. Hastanın kendisi tarafından bile %25 sağlıkta şiddet uygulaması yapılıyor. Sağlıkta şiddet yapılıyor arkadaşlar. Şimdi bunu ancak ya ben seni cezalandıracağım. Zaten adamın gözü dönmüş. Cezayı düşünse mevcut yasalar üzerinden de derdik ya ben ceza alabilir miyim? Yapmayın bunu. Doğru mu? Bu konuda bir eğitimimiz yok. Kamu spotu çalışmaları yok. Yani kamu spotu daha yok. Çok basit bir meseleden bahsediyoruz. Ya işte sağlık personelleri değerlidir diye bir eğitim yok. Milli Eğitim Bakanlığı'nda müfredatı daha işlenmesi gereken bir şey. Hadi geçtik onları, bir yasa çıkarılıyor. Bunu örnek veriyorum. Sağlıkta şiddete meyleden mi var? Kardeşim şunu bilmeli. Ben sağlıkta şiddete meyledersem öncelikle sağlık hizmeti alamayabilirim. Bunu vermemiz lazım. Bizim kaynakta insanların demesi lazım ki ya ben cezadan önce ben bu hizmetleri alamayabilirim. Ben bunları yapmayayım. Hastaneye girer girmez aklına bunların gelmesi lazım. Veya sağlık kuruluşuna girer girmez insanların aklına bu gelmesi lazım. Ama maalesef olmuyor. Olmadığı gibi çıkan kanun da şimdi Trabzon meselesine gelecek. Kanun çıktıktan sonra oluyor bu. Yasa onaylanıyor. Kanun çıktıktan sonra oluyor. Şahıs alınıyor savcı tarafından, serbest bırakılıyor. Sosyal medyada tepki oluşunca savcı tarafından tekrar alınıyor. Öncekilerden farkı şu, yasadan sonra olan bir şey. Bu konuda şimdi asıl dedim ya bırakalım hemen bitirmeyelim diye. Yani yasaya rağmen savcı bunu yapıyorsa biz dediğiniz gibi yasa ne için çıkmıştır, ne işe yarayacak? Savcılar bu yasayı kendi hepsi keyfine göre mi uygulayacak? Hüseyin Başkan özellikle bu konuda uygulayabilir mi? Her savcı kendi kafasına göre uygulayabilir mi? Özellikle bu konuda görüşlerini almak istedim. Şu an Kürşat Bey, yani bu 28. madde ve 359-12. maddesine eklenen 3300 bu kanunun içerisindeki 86, 106, 256 vesaire maddeleri önce hakimin, savcının inanması lazım. Yaralama. Şimdi şunu demesi lazım. Evet, senin ağzını yüzünü dağıtmışlar. Bu yaralamadır demesi lazım. Eğer savcı buna inanmazsa bu suç oluşmamış olacak. Dolayısıyla 5231'in 51. maddesine hükmün geri bırakılması olayını otomatikman uygulayacak. Suç oluşmamış. Yani yaralama unsuru oluşmayan bir şeyde siz nasıl yapacaksınız? Yani yine dediğim gibi tehdit olayını neye göre ölçeceksiniz? Birisi diyor ki ben bunu böyle yapacağım ya da siyasi olgu olarak söylüyor ya da başka bir şey söylüyor. Tehdit ediyor. Savcı diyor ki ben bunu böyle anlamadım. Ya da ben bunu böyle düşünmedim. Trabzon'da siz anlatır mısınız bunu? Hüseyin Başkan. Trabzon özelinde anlatır mısın bunu? Bakın şimdi Cebir olayı yaşayan doktor hanımın ifadesi şu. Bana dedikleri olay şu. Bu oksijen tüpünü sana yerleştireceğiz. Bu ne demektir ya? Sağlık çalışanı bu kadar ucuz mu? Yani bir hekim sadece yani ya ölebilir, insanlar ölebilir de yani. Kaldı ki ben doktor hanımın kendisiyle de konuştum. Evet,
ifade olayı var. Ama sonuçta şu var. Her ne olursa olsun insanlar akabinde ben sana bu tüpü yerleştireceğim demesi kadar aşağılayıcı bir şey yok. Bir hekim 30, 50, 40 yaşında ya da 30 yaşında 10 senesi, 12 senesini sadece hekimlik, uzmanlık ve alanıyla uğraşıyor. Bu kadar ucuz değil. Ya da bir sağlık teknikeri, ya da bir röntgen, bir anestezi. Bu kadar ucuz mu? Ne demek ya sana yerleştireceğim bu tüpü? Acaba sözde kimiz kalıp, ki bize böyle çarpılır? Dediğim gibi. Eyleme dökmediği için mi sadece kale almadı? Hocam fark etmez ki. Şimdi ama öncesinde şey olarak tüple saldırmış, araya girilmiş. O tüpü vurmuş olabilirdi de. Yani ölmediği için vurmuş. Mi? Ölmesi mi lazımdı doktorun orada? Sağlık personelinin ölmesi mi lazımdı savcının dikkat alması için? İşte bakın Kürşat Bey yine söylediğim gibi. Bu 28. maddeye sıkıştırılan 5237'deki o 4 madde eğer savcılar tarafından ve hakim tarafından ikna edici bulunmazsa cezai müde yok. Bunun az önce de başında da dediğiniz gibi beyaz kod 11-11'deki usulden hiçbir farkı kalmadı. Bana göre yani bu konuyla ilgili mütakip olarak göreceksiniz. Hayabet Başkan dediği gibi birçok sorunlar yaşanacak. Allah'tan dileğim şudur ki insanların ölümüne sebep olmasın. Evet, yani savcıya, yine savcıya bağlandık. Kesinlikle. Evet. Teşekkür ederiz Hüseyin Başkan. Sağlıkta şiddetle alakalı, yasayla alakalı yine başka bir yasa çıkmasını da istiyoruz, bekliyoruz. Nedir? Sağlık çalışanlarının şehit sayılması. Şimdi ben sendikacılık döneminde aktif olarak bu konuyla ilgilendim. Bakanlığa da birkaç dosya sundum. Bir dosya da değil ama duvara pimpon çalıp toplum çarpıp geri gelmesi gibi sunduğum dosyalara geri geliyordu. Sendikal olarak sundum. Buna özellikle belirtmek isterim. Nitekim şunu savunuyoruz. Sağlık personeli bakın bu ülkede sanki şehit olmak için illa ya belinde ya sırtında silah taşımak şartı gibi bir durum var. Oysa bu kadroya bağlılığı gösteriyor. Yani şehitlik kavramı artık ideali bir kavram olarak kullanılıyor. Artık dini bir kavram olarak olmaktan çıkmış durumda şu an. İdari olarak hizmet gören devlete hizmet verirken vefat eden kişilere verilen haklar durumuna getirildi. Dediğim gibi idari bir kavram oluştu. Şimdi buradan hareketle bir sağlık çalışanı, görevi başında şu an sağlık çalışanları bugün bundan önce hizmet ederken sakat kalsa, sağlığı bozulsa, bir uzvu kopsa ki 112'lerde var bu sağlık personelinin içinde. Sadece hastanelerde düşünmüyoruz. Veyahut da virüs gibi olaylardan dolayı hayatını kaybettiği zaman nerede kaybetmiş oluyor? Devlete hizmet verirken hayatını kaybetmiş oluyor. Yani bu da bir devlet hizmeti görüyor. Ha kaldı ki biz bu şehitlik kavramını sadece sağlık çalışanları açısından geliştirmesi de bıraktık. Bütün bu şekilde hizmet görenler üzerinden geliştirilmeli. Sağlık Bakanlığı'ndaki hizmet görenler, Tarım Bakanlığı çalışanları, Spor Bakanlığı çalışanları, Eğitim Bakanlığı. Yani kısaca devlet hizmeti verirken kim hayatını kaybederse ya da kim sağlığından olursa, uzvunu kaybederse onlar için şehitlik ve gazilik uygulamaları geçerli olsun istiyoruz. Bu sadece sağlık çalışanları için de değil. Hatta bu haklar da artırılsın çünkü bu insanlar bizler için canlarını veriyorlar bu ülke için ya da sağlıklarından oluyorlar. Şimdi buradan hareketle maalesef böyle bir çalışmayı ben henüz iki büyük sendikadan dahi sağlıktaki iki büyük sendikadan bile görmüş değilim. Ana unsur şu bahsettim tekrar belirterek Heybet Başkan sana söz hakkını bırakmak istiyorum. Kadro, şehitlik kadroya bağlı olmaktan çıkarılıp hizmete bağlı hale getirmesi gerekiyor. Devlet hizmeti veren herkesin devlet hizmeti verdiği esnada yaşadığı sorundan dolayı bu hakların şehitlik ve gazilik haklarından faydalanması gerekiyor diye düşünüyorum. Maddi manevi bu bir hak teminidir bu çalışanlar için. Heybet Başkan sen ne düşünürsün bu konuda? Teşekkür ederim. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi bakınız sadece sağlık çalışanları değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün kamu hizmetini gören tüm kamu görevlilerinin görevleri başında vefat etmeleri veya bir kaza geçirmeleri sonucunda eğer bir ölümle sonuçlanıyorsa
buna illa şehitlik belki ünvanı da verilmeyebilir ama devlet tarafından bu kişilerin ailelerinin mutlaka yani ekonomik olarak bir güvence altına alınması gerekiyor. Buna şehitlik dersiniz, başka bir kavram veya bir ünvan verirsiniz. Ben oraya çok takılmıyorum. Ama görevi başında sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer bir kişi hayatını kaybediyorsa mutlaka devlet tarafından bu kişinin ailesine bir takım işte bugün şehitlere tanınan haklardan sağlanması gerekiyor. Sağlık çalışanları da bu bağlamda 1 milyona aşkın sağlık ordusuyla bugün pandemiyle burun buruna, göğüs göğüse ne yapıyor? Mücadele veriyorlar. Bu mücadele esnasında birçok arkadaşımızı biz, bakın Sağlık Bakanlığı ifade etti, 7.428 kişi dedi ki bu rakam daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. COVID'e yakalandı. Yaklaşık 100'e yakın arkadaşımız yine COVID'den dolayı bu salgına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Yani herkesin kaçıştığı bu dönemde sağlık çalışanları bu cepheye doğru hiç arkasına bakmadan, gözünü kırpmadan yeter ki toplumun sağlığını iyileştirelim ve Türkiye'nin bu anlamda sağlık alanında savunma gücünü sağlık ordusu oluşturuyor. Ve bugün bu sağlık çalışanlarımızın eliyle gerçekleştiriliyor. Bu anlamda sağlık çalışanlarını bu anlamda onura etmek, yani bu şehitlik ünvanının verilmesi veya COVID'e yakalanmış, tedavi görmüş, iyileşmiş arkadaşlara da gazilik ünvanının verilmesi önemlidir. Sağlık Bakanı bir süre önce bir açıklama yaptı. Dedi ki biz kamuda çalışan sağlık çalışanlarımızın ek ödemelerini tavandan ödeyeceğiz 3 ay boyunca. Bu tavanı araştırdığımızda yani kocaman bir balon şişirildi. Fakat balon nihayetinde söndü. Hatta o zamanlar Sağlık Sen'in genel başkanı ki Türkiye'deki en büyük sağlık sendikası genel başkanı kanal kanal gezerek sağlık çalışanlarına bu üst tavandan ödeme yapıldığı zaman ne kadar ücret alacaklarını konuştu. İşte efendim bir hekim 15 bin TL civarında bir ödeme alacak. Bir hemşire 4.500-5.000 TL civarında bir ek ödeme alacak. Bir teknisyen, tekniker 3.000'e yakın bir iyileştirme alacak. Oysa ki geçen hafta itibariyle Sağlık Bakanlığı'nda bu ödemeler yapıldı. Ve hiçbir sağlık çalışanları bu anılan rakamlarda bir iyileştirme alamadılar. Bir hemşirenin aldığı işte ek ödeme yaklaşık 1.200-1.300 TL civarında. Evet başkanım. Ön lisans düzeyindeki... Bir araya gireyim. Aynı konuya devam edin. Bir bilgi vereceğim. Evet. Bana gelen bilgi. Bu ek ödemelerin tavandan ödenmesine karar verildikten sonra sağlık birimlerine emir gönderiliyor. Bütün sağlık çalışanları tam fazla mesai, yani o ay yapılabilecek en yüksek fazla mesai, yani tavan ek ödemenin de mesailere karşılığını alıyorlar ve diyorlar ki mecbur olarak herkese mesai yazılacak diyor. Hani yana yazmayın diye bir seçim hakkı yok. Verdikleri fazla mesai de tavan ödemeyi de fazla mesai de zaten hani bir lütuf da almadılar. Öyle söyleyeyim. Evet. Bu süreçte fazla mesai ödemelerini kesti bakanlık. Tamam. Bir miktar iyileştirme yapıldı. Dediğimiz gibi yani o anılan 3.000-5.000 lira değil de 750 TL, 1.000 TL, 1.200 TL kişinin çalıştığı birime göre ve kişinin kıdemine göre iyileştirmeler yapıldı. Ancak o anılan işte yüksek meblalarda bir iyileştirme olmadı. Şimdi aslında bakın sağlık çalışanları hani bu yapılacak küçük iyileştirmelerin de pek peşinde değil. Sağlık çalışanları ne istiyor? Öncelikle güvenli bir çalışma ortamı istiyor. Bunun dışında işte bu düner sermaye ödemelerinin maaşa yansıtılması
olmasını istiyor. Bunun yanında 3600 ek göstergeyi istiyor. Yani eğer sağlık çalışanları onura etmek gerekiyorsa ki bu süreçte en çok hak eden kesim sağlık çalışanlarıdır. Her akşam saat 9'da biz ülke olarak ne yaptık? Balkonlarımıza çıktık. Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere sağlık çalışanlarını ne yaptık? Alkışladık. Yani sadece alkış yetmiyor. Bu insanların ekonomik olarak da güçlendirilmesi gerekiyor. Eğer bu hizmetleri noktasında bir kişi hayatını kaybetmişse, dediğim gibi bunun adına şehitlik demezsiniz. Ama mutlaka bu kişinin ailesini de geleceğini biraz garanti altına, yani güvence altına almanız gerekiyor. Çünkü bu sağlık çalışanı bizler için, bu toplum için yaşamını yitirdi. Dolayısıyla geride bıraktığı çocuğunun rahat bir yaşam sürmesi, eğitimini sürdürmesi, eşinin veya bekarsa annesinin, babasının ekonomik olarak da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Hüseyin Başkan, senden de alalım aynı konudaki fikirlerini. Hüseyin Başkan'a geçmeden ben bir cümle daha eklemek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bu ekonomik iyileştirmeler yapılırken bir de orada bir ayrımcılığa gidildi. Sadece kamu çalışanları ile sınırlı tutuldu. Yani kamuda şu anda memur statüsünde çalışan kişilerden bahsediyoruz. Ama bunun yanında yine kamu bünyesinde, devlet hastanelerinde çalışan işte işçi statüsünde dediğimiz örnek dörtlü deliler var. Veya temizlik hizmetleri var, güvenlik hizmetleri var, yemekhane hizmetlerini verenler var. Bunun yanında görüntüleme hizmetlerinde çalışan taşeron işçileri var. Yine diğer taraftan da bakın özel hastaneler de bu pandemiyle kamu kadar olmasa da bir mücadele veriyorlar. Orada da COVID'e yakalanan birçok sağlık çalışanımız var. Yaşamını yitirenler var. Dolayısıyla sadece bu ekonomik, 3 aylık ekonomik iyileştirmeyi kamuda çalışan sağlık çalışanlarıyla sınırlandırmak bu hem iş barışını bozmuştur hem de bu Sağlık Bakanı'nın bizzat kendi eliyle ayrımcılığa teşvik ettiğini düşünüyoruz. Yani bunun da bir an önce bu yanlışın düzeltilmesini uygun görüyoruz. İnşallah, inşallah temizliğiniz. Hüseyin Başkan, bir sendikacı gözüyle, bir sağlık çalışanı aynı zamanda gözüyle, senin fikirlerin nedir bu konuda? Şimdi Heybet Başkan'ın sözüne katılıyorum. Kesinlikle sağlık çalışanlarına bu şehitlik ve gazilik verilmeli. Bunda hemfikiriz. Ha, sizin de başında dediğiniz gibi beli, sırtı meselesi, silah olan meselesi değil. Bu ülkede kamu adına görev ifa eden tüm kamu personellerine özlük hakları noktasında emeklilik aylığında ya da tevdiren yapılacak ödemelerde ölüm sonrası mutlaka iyileştirme yapılmalı. Bunu nerede görüyoruz? Kolluk kuvvetlerin hepsinde yaşıyoruz. Nedir bu olay? 80 sonrası, ihtilal sonrası askeriyenin koymuş olduğu bu hüküm. Yani sivilleşemediğimizin bir göstergesi bu. Ha, ben Heybet Bey'in şu COVID sayısı dediği olaya geleceğim. Bugün itibariyle tahmin değil, direkt arkadaşlarımın verdiği olay. 120 sağlık personeli arkadaşımızın, doktor ve benzeri diğer arkadaşlarımızın sayısı 120. Evet. Vefat edenler. Bulaşıcı sayısı 9250. Biliyorsunuz. Vefat edenler. Evet. Değil mi? Hayır. Bu, vefat edenler 120. Bulaşı evet. Olan sayısı 9250. Biliyorsunuz bundan yaklaşık... Yarıya giriyorum. Biz şunu da diyebiliriz konumuzla alakalı. Şu an 120 tane şehit olan sağlık personelimiz var. Konumuzla evet. Alakalı. Evet. Diğer taraftan bunu geçen programlarda da söylemiştik. Sayın Bakan 601 diye sayı açıklandığında Heybet Başkan demişti ki o zaman programda sadece İstanbul'da 2000'in üzerinde. Biz programda söylediğimizde bazı kişiler bizi dikkate almamıştı. İki gün önce Sayın Bakan dedi ki 7000 sağlık personelinde şey var. Yani birdenbire bu artış olmadı. Bu sayı böyleydi zaten.
Biz önceden söylemiş olduk. Sayın Bakan yeni söyledi. Yani istatistiklerle mücadele kapsamında öyle diyorum ben artık. Şu an 120 tane sağlık çalışanımız. Evet. Biz, doğru mu? Evet. 9000 vefat etti. Rakam alalım tekrar. 9250. 9250 tane de sağlık personeli bugün itibariyle bulaşık COVID, evet. Geçmiş olsun diyoruz. Şimdi bakın Kürşat Bey, geçen yaptığımız programda şunu söylemiştim. Heybet Bey 2000 üzeri bir rakam telaffuz ettiğinde iyimser olduğunu, o rakamın öyle olmadığını söylemiştim. Ben o günkü sayının 5500 olduğunu biliyordum. Ve açıklayamadım. Sadece İstanbul için 2000 demiştim. Evet, tamam. Pardon başkan, doğru söylüyorsun. Şimdi hatırladım. Yani ne olursa olsun... dediğim gibi ülkede bazı şeyleri önden konuşmak sıkıntı oluşturabiliyor. Vatan şu an bu 9000 rakamı 9000 efendim. Vatan aile ilan edilirdi. O rakam o gün verseydi. Çok da önemli değildi Kürşat Bey. Yani sonuçta şu var. Biz dediğim gibi gerçekleri konuşmak zorundayız. Eğer başkentten konuşuyorsak, sağlığın başkenti programıysa bazı şeyleri gerçek konuşmak zorundayız. Bizim ütopik hayat satma gücümüz yok. Biz pembe dünyalar çizip elma şekeri veremeyiz. Evet. Yani böyle bir olgunun peşindeyiz. Şimdi sonuçta şu var. Bakıyorum hatta işin daha garip tarafı şu an için bunu söylemem doğru mudur bilmiyorum ama bu pandemi sürecinde yaklaşık 800 sağlık çalışanı psikolojik destek alıyor. Yani bunu burada şu an öncesinde dillendirmek çok mu mantıklı? Evet, dillendirmek gerekiyor. Zaten daha öncesinde de bu sağlıkta şiddetin içerisinde de olması gereken konulardan bir tanesi mobbing ve intihar eğimliliği olmalıydı. Yani ben orada bu konuyu atladım. Aslında şiddetten daha tehlikelisi mobbing ve beraberinde angarya ve intihar eğimliliği var. Şimdi bizi asıl bekleyen konu şehitlik ve gazilikten sonra sağlık çalışanını takribi süreç, Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü'ne normalleşmeye geçtiği süreç Ağustos ayı. Ağustos'tan sonra biz sağlık çalışanları olaraktan bu tükenmişliğin yanında intihar eğimliliği vakalarını konuşacağız. Psikolojik sorunları konuşuyor olacağız. Bakın yine gündem başka noktaya kayıyor. Biz bunları daha önceden söylemek zorundayız. Şimdi dediğim gibi şehitlik verilsin, evet verilmeli. En iyisi verilmeli. Gazilik, evet verilmeli. Ama dediğim gibi sağlık çalışanına siz sadece telekonferans sistemiyle psikolojik destek veremezsiniz. Hastaneye gitse ne kadar bir destek alabiliyor? Bugün Heybet Başkan'ın dediği sağlıkta dönüşümden dolayı bir psikiyatri uzmanı hastasına bakabilme süresi 8 dakikayla sınırlı. Bir psikiyatri doktorunun böyle bir sınırlaması olmaz. Dünyada böyle bir şey yok. Siz psikiyatri hastasını 7-8 dakikayla şey yaparsanız mış gibi, Cicero'nun dediği gibi mış gibi hayatlar yaparsınız. Yani döner sermaye konusu zaten bunu inanın artık yıllardır konuşuyoruz, bıktık. Orada atıl şekilde bir 209 sayılı kanun hükmünde kararnameyle yapılan bir döner sermaye dağıtımı var. İşte ben bu tavandan dağıtılacak denildiğinde şunu söyledim. Bu sağlık personeline yaramaz. Bu hekim kadrosuna yarar. Benim amacım kesinlikle hekim arkadaşlarla kavga etmek değil. Oradaki 209 sayılı kanun ve sonradan yapılan her iyileştirme hekim arkadaşları koruyor. Dolayısıyla bu 209 sayılı döner sermaye yönetmeliğinin iptal edilmesi gerekiyor. İşte rakamlar açıkladı Heybet Bey. Aşağı yukarı aynı. Ya düşünün, geçen hafta da söyledim. Bir acil tıp teknikerinin 27 lira aldığı bir sistemi konuşuyoruz. Tavan dediğimiz olay bu. 4 yıllık lisansiyel bir hemşirenin 2400 lira ya da 3600 ya da 3000 göstergesinde alan 4 yıllık diğer bölüm o şeylerin 1950-2000 liralarından bahsediyoruz. Yine geçen programımızda şunu söyledik. Europe bölgesinde, Avrupa bölgesinde 1500-1100-200 ya da daha değişik rakamlar telaffuz ediliyor. Evet. Ya bakın, biliyor musunuz? Dün şöyle bir haber vardı. Çok güldüm. İşte
Mayıs ayındaki normalleşmeden sonra başladığında sağlık çalışanların kuaförler saçını ücretsiz kesecekmiş. Ya böyle saçmalık bir şey olabilir mi arkadaşlar? Biz bu şeyleri yetimin eline verilmiş şekerlere mi muhtacız? Biz özlük haklarımızı almak zorundayız. Dalga geçer gibi, bu evet. Olmalı. Maalesef. Dalga geçer gibi diyorum. Aynen. Katılıyor. Evet, aynen öyle. Yani bizim almamız gereken olayların bir tanesi de bu. Yani özlük hakları. Heybet Başkanı'na zaman zaman ters düştüğümüz konulardan bir tanesi de şu 3600 göstergesi. Ben 3600'ün karşısında değilim. 3600 konusu mevcut haliye 5510 oradayken geçerse 5534 sayılı kanuna 2008 yılından önceki arkadaşlar çok iyi bir maaş alırken 5510 2006 yılındaki geçen kanun ve 2008'deki bu 5510'daki yeni düzenlenmeyle 2008 sonrası sağlık çalışanları inanın buradan bu rakamı telaffuz etmek istemiyorum ama 1700 liraya geçmeyecek emekli maaşları. Şu anki halini söylüyorum. Yani bunun için diyorum ki 3600 göstergesi evet olmalı. Döner sermaye ve ek ödemeler yansımalı. Ama ne zaman yansımalı bunlar biliyor musunuz? 5510'daki iyileştirmeleri yaparsanız olmalı. Yoksa ciddi anlamda zaten sağlıkta şiddette bölündük. Tam günde bölündük. Sağlıkta dönüşümde bölüştük, dönüştük, her şey oldu, karıştık. Kimsenin kimseye saygısı kalmadı. Bu da geçerse tamamen biteriz. Ve hiç kimse birbirine selam vermez. Yani eğer Sağlık Bakanlığı ve devlet erki sağlık çalışanlarına küs ve parçalı olmasını istiyorsa bu 3600'ü vermeli bence. İstiyorsa. Ama yok, dostluk ve barış olsun diyorsa bunu bu şekilde geçirmemeli. Meclisteki milletvekillerinin de özellikle bu konuya dikkat çekilmesi. İşte Sefer Aycan verdi, öbürü verdi. Hocam yanlış, gerekçelerini gördüm. Yanlış. Sadece siz nabız tutuyorsunuz. Olmaz. Yoksa bugünkü tartıştığımız sağlıkta şiddet kanununa döner olay. Yani benim şu an için söyleyebileceğim olay şu, yine dikkatle çekiyorum. Biz Temmuz sonu Ağustos itibariyle bu memlekette sağlıkta intihar olayını konuşacağız. Çalışanlar arasında intihar ve psikiyatrik destek olaylarını görüşüyor olacağız. Şu anda bunun tedbiri alınmalı. Süremiz çok az kaldı. Öbür programa bunu tamam. İstersen. Evet, süremiz kısaldığı için son maddemize geçiyorum. Son maddemiz değil daha doğrusu. Gündem çok var da. Cerrahpaşa Hastanesi'ni TV'lerden izledik. Sanırım başhekimizdi Heybet Başkan. Hatta röntgen kısmına bile girdiler başarılı diye. Baktık seni görebilir miyiz diye. Göremedik. Cerrahpaşa gerçekten televizyondan söylediği gibi başarılı mı değil mi? Neden Cerrahpaşa'yı söz konusu yaptılar? Bu konuda Cerrahpaşa çalışanı olarak aynı zamanda senden bir bilgi istiyoruz. Teşekkür ederim. Ya elbette yani Cerrahpaşa Hastanesi Türkiye'nin en köklü geçmişe sahip bir tıp fakültesi hastanesi ve çok eski köklü bir geleneği var. Çok hekimi yetiştirmiş. Belki de dünyadaki saygın bir konu var bu anlamda. Yani hekimi yetiştirmek konusunda Türkiye'nin en önde gelen fakültelerinden birisi. Bu COVID sürecine gelince doğrudur. Uluslararası basında da çok geniş bir yer buldu. Aslında COVID'in kazananları ve kaybedenleri diye eğer iki gruba ayıracak olursak Cerrahpaşa bu anlamda kazananlar grubunda diyebiliriz. İyi bir tanıtım yapıldı, iyi bir reklam yapıldı. Gerçekte bu anlatıldığı kadar var mıdır diye sorarsanız ben bir Cerrahpaşalı olarak, bir Cerrahpaşa personeli olarak yani bu biraz abartırdı gibi geliyor bana. Yani ilk başlarda çok ciddi sıkıntılar yaşadık bir çalışan olarak. En başta koruyucu ekipman konusunda ciddi sıkıntılar yaşadık. Ama Cerrahpaşa'nın şu özelliği de var. Cerrahpaşa dediğim gibi çok köklü bir geçmişe sahip. Bu anlamda çok ciddi bağışlar alma potansiyeli olan bir hastanemiz.
Ve bu anlamda bu COVID sürecinde çok da bağış toplandı. İşte bir sürü firma koruyucu ekipmanla tutun da sağlık personelinin ihtiyacı olan gıdadan giyimine kadar her konuda bağış yaptılar. Tabii bunlar da Cerrahpaşa içerisinde personele tanzim edildi, dağıtıldı. Şu anda Cerrahpaşa'da bu anlamda bir sıkıntımız yok. Yalnız şu konuda çok açıklıkla söyleyebilirim. Yani Cerrahpaşa'da bizim belki de en önemli avantajımız çok iyi bir ekibe sahibiz. Özellikle çok iyi bir yoğun bakım ekibine sahibiz. Rektörümüz ve dekanımız da başta olmak üzere bu süreci en başından beri yakından izlediler ve daha ülkemize COVID gelmeden Cerrahpaşa kendi bünyesinde bir bilim kurulu oluşturdu. Bilim kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda Cerrahpaşa'da günlük işte işleyişler, günlük politikalar üretildi ve ona göre önlemler alındı. Özellikle İstanbul'da COVID ile mücadelede Cerrahpaşa en önemli cephelerden birisiydi. Bir 300'e yani Cerrahpaşa'nın bu böylesine iyi bir ekibe sahip olması Cerrahpaşa için ve ülkemiz için büyük bir avantaj. COVID'le bu anlamda çok ciddi bir mücadele verildiğini belirtmek isterim. Evet. Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Var mı Hüseyin Başkan son bir ekleyeceğin? Teşekkür ederim. Meybet Başkan, teşekkür ederim. Senin var mı? İyi akşamlar diliyorum. İyi tatiller diliyorum. Teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, Radyo Sağlık ekranlarında Sağlığın Başkenti programında sizlerle olduk. Programlarımız malumunuz üzere yani YouTube üzerinden yayınlıyoruz. Bu nedenle bize YouTube üzerinden abone olmanız ve programımızı da atmanız bizlerin programlarına en güzel katkı olacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve programlarımızı paylaşmayı unutmayınız. İnşallah ilerleyen programlarda daha güzel konularla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi tatiller diliyoruz.